Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, 3-9 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet haftanın ilk iki günü ay Akrep burcunda olacak. Biraz harcamalara dikkat edin çünkü para harcama eğiliminiz artıyor. Hafta ortasından itibaren ay Yay'a geçecek. Seyahat etmek, seyahat planları yapmak, eğitim ve kültürel faaliyetler, iletişim ve onunla bağlantılı konular öne çıkıyor. Hafta içerisinde gezegenlerimiz burç değiştirecek. Bir tanesi Venüs sizin için önemli çünkü sizin yönetici gezegeniniz. Venüs Boğa burcundan ayrılıyor. Ayın 5'inde İkizler burcuna geçiş yapacak. Evet, Venüs İkizler'de sizin için çok verimli bir pozisyonda olacak. Bu daha fazla seyahat ve gezi imkanı vereceği gibi aynı zamanda sosyal yaşamda da yeni tanışmalar getirebilir size. En fazla hani değişik ortamlarda yabancı kültürden kişilerle tanışabilirsiniz bu dönemde. Uluslararası konular, medya ve yayıncılıkla ilgili konularda yine Venüs'ten ve bu ortamlardaki özellikle kadın figürlerden daha fazla destek alabilirsiniz. Daha maceracı, daha hevesli olabilirsiniz ilişkiler alanında ve biraz da entelektüel paylaşımlar, zihinsel ilişkiler öne çıkacak. Yani kültürel faaliyetleri, kültürel gezileri daha fazla önemsediğiniz gibi bu dönemde daha fazla okuyabilirsiniz, yazabilirsiniz. Yayıncılıkla ilgili işlerle uğraşabilirsiniz. Ayın 6'sında Merkür Aslan burcuna geçecek. Bu da sizin için iyi bir pozisyon. Yaratıcılığınızı arttıracak bir pozisyon. Özellikle kalabalıklar içerisinde daha fazla öne çıkabileceğiniz gibi grup etkinlikleri, grup eğitimleri de bu dönemde gündeme gelebilir. Ailedeki çocuklar, genç üyeler, onlarla ilgili bazı organizasyonlar, toplantılar, partiler de yine Merkür Aslan burcundayken gündeminizde olabilir. Hafta sonunda ise artık dolunay enerjileri var. Pazar günü dolunay Oğlak burcunda meydana geliyor ki öncü bir burç olduğu için sizin için de önemli. Aynı zamanda Plüto ve Mars'ın da etkisi var bu dolunayda. Yani güçlü ve dönüştürücü enerjiler var. 4. ev alanınızda olduğu için biraz baskı artabilir, duygusal baskılar artabilir. Ailevi konularda biraz üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Ebeveyn ilişkilerine dikkat edin. Anne veya babayla da ilgili bazı ani durumlar oluşabilir. Bir hastalık gibi, bir kriz gibi bir durum oluşabilir ve siz de belki sorumluluk almanız gerekebilir bununla ilgili. O nedenle hafta sonu özellikle çok fazla plan yapmamak daha doğru görünüyor. Oluşabilecek ani şartlar çünkü dolunay 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası yoğun olarak hayatımıza girebilir. Bu nedenle bazı şeylere uyum göstermeye çalışmak daha doğru. Çünkü Plüto etkisi çoğu zaman bizim değiştiremeyeceğimiz koşulları karşımıza çıkarır. Ve onları kabullenmek, olduğu gibi kabullenmek ve uyum göstermeye çalışmak, farkındalığımızı arttırmak, olaylara biraz daha bilinçli yaklaşmak çok daha doğru olabilir. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.